İyi akşamlar sevgili seyirciler. Beyaz TV ekranlarına hoş geldiniz efendim. Ben Nesibe Cebeci ve bugün 25 Ekim Cuma. Yine dopdolu bir ana haber bülteniyle karşınızdayız. Hemen başlayalım. Önce siyasetin gündemine bakalım efendim. Cumhurbaşkanı Erdoğan, İstanbul'da düzenlenen Savunma, Havacılık ve Uzay Sanayi Fuarı Saha Expo'ya katıldı. Gündeminde TUSAŞ'a yönelik hain terör saldırısı vardı. Terörle mücadelede kararlılık mesajı veren Erdoğan, bize geri adım attırabileceklerini sananların tepesine binmeye, inlerini başlarına geçirmeye devam edeceğiz dedi. Hava kuvvetlerimiz ve MİT başkanlığımız bu alçak saldırıya cevabımızı Suriye ve Irak'taki terör hedeflerini yok ederek kat be kat fazlasıyla vermiş, şehitlerimizin mübarek kanlarını yerde bırakmamıştır. Şu gerçeği herkes yakında görecektir. Milletimizin huzur ve güvenliğini hedef alan her türlü saldırı akim kalacak, başarısız olacak, en sonunda dönüp kandan beslenen terör baronlarını vuracaktır. Şehitlerimizin kanı yerde kalmadı dedi. Terörle mücadelede kararlılık mesajı verdi. Her ne kadar şehitlerimiz sebebiyle acımız büyük olsa da Türkiye 100 yılı ülkümüze kasteden alçaklarla mücadele azmimiz çok daha büyüktür. Bu tarz kalleşliklerle bize geri adım attıracaklarını zannedenlerin tepesine binmeye, inlerini başlarına geçirmeye devam edeceğiz. İstanbul'da düzenlenen Savunma, Havacılık ve Uzay Sanayi Fuarı Expo sahaya katılan Cumhurbaşkanı Erdoğan, terörün ardındaki güçlerin farkında olduklarını söyledi. Biz bu kalleşliklerin arkasındaki niyetin ne olduğunu çok net görebiliyoruz. 85 milyonun kardeşçe barış ve huzur içinde yaşadığı terörsüz Türkiye hedefimizle aramıza kimsenin girmesine müsaade etmeyeceğiz. Hiçbir asmane terör saldırısı bu milletin ezeli ve ebedi kardeşliğini bozamaz. Türkiye yüzyılının inşasına engel olamaz. Büyük ve güçlü Türkiye idealimizin önüne set çekemez. Saldırının ardından yapılan bazı haberlere tepki gösterdi. Son dönemde medyamız bu tür hadiselerde çok kötü bir sınav veriyor. Hepimizi yaralayan menfur cinayetlerde sergilenen sorumsuzluğun bir benzerinin TUSAŞ'taki terör eyleminde de tekrarlandığını görüyoruz. Bunun kabul edilebilir, mazur ve makul görülebilir hiçbir yanı yok. Sözü savunma sanayinde atılan adımlara getirdi. Elde edilen başarıların yeni bir dönemin habercisi olduğunu vurguladı. Türkiye'nin savunma sanayindeki bağımsızlık yürüyüşü sadece ülkemiz için değil, mazlumlarla birlikte tüm dünya için yeni bir dönemin habercisidir. BRICS zirvesi dönüşünde uçakta gazetecilerin sorularını yanıtlayan Erdoğan, İsrail'e silah ambargosu uygulanması için Birleşmiş Milletler nezdinde girişim başlattıklarını hatırlatıp bu terör devleti durdurulmalı dedi. Vatan haini, din ve millet düşmanı, terörist, FETÖ elebaşı Fethullah Gülen bu dünyada yaptıklarının hesabını vermeden can verdi. Şimdi vatansız FETÖ için yaptıklarının hesabını ilahi adalet önünde verme vaktidir. İnsan kılıklı iblis için ayin düzenlendi. Vatansız olarak ölen FETÖ elebaşı duasız gömüldü. İncil'den pasajların okunduğu ayinde tekbir getirilmesi de yasaklandı. İhanet karargahında gömülen Gülen'in cenazesine katılanlarsa maske taktılar, vatan haini için helallik dahi istenmedi. Vatansız ölen Fethullahçı terör örgütü elebaşı Fethullah Gülen, Müslüman gibi göründü, Hristiyan gibi gömüldü.
Hain Fethullah Gülen'e 5500 kişilik beyzbol stadyumunda cenaze töreni düzenlendi. Cesedi VIP araçla götürüldü. ABD polisi hain gibi yapılan cenaze töreninde Türk gazetecilerin görüntü almasını engelledi. Stadyumun bulunduğu bölgede drone uçurmak yasaklandı. Dünyanın dört bir yanından binlerce terör örgütü üyesinin katıldığı törende stadyuma girişler QR kodla yapıldı. Hain'de İngilizce konuşuldu. Our beneficial knowledge, so they continue. And yes, he did not have any children because he preferred us to himself. He wanted to fully connect and he wanted to fully focus on his work selflessly. Yes, he did not have children, so we ask you, O Lord, to enable us to uphold that legacy. A legacy that goes all the way back to the best of creation prophet. Cenaze töreninde Allah yerine Lord ifadesi kullanıldı. İncil'den pasajlar okundu. Hakkınızı helal ediyor musunuz sorusu sorulmadı. Vatan haini için helallik bile istenmedi. Fatiha dahi okunmayan cenazede tekbir getirilmesi de yasaklandı. Ne gelirken ne cenaze namazı sonrasında ne de dağılırken yani en ufak bir gürültü, en ufak bir slogan, en ufak bir tekbir, burayın ortamını bozacak hiçbir davranış görmedim. Enes Kanter, Cevdet Türkoğlu gibi firari teröristlerin de katıldığı ayinde örgütün sözde yöneticileri tabutun yakınında ve ilk saflarda yer aldı. Ayinde kadraja takılan bu kişi de Türk Silahlı Kuvvetleri imamı olarak adlandırılan ve 15 Temmuz hain darbe girişiminin ardından kaçan firari terörist Adil Öksüz'e benzetildi. Ayinde firari vatan hainleri ve destekçileri şapka, gözlük ve maskeyle yüzlerini gizledi. Cenazenin ardından FETÖ elebaşının cesedi ABD'de ihanet karargahı olarak kullandı. Pensilvanya eyaletindeki çiftliğin bahçesindeki gösterdiği yere gömüldü. Ölüm 18 yaşındaki Yunus Emre Yavuz'u 2 santimle teğet geçti. Hayrete düşüren olayın adresi Hatay. Talihsiz genç moladayken aniden hissettiği acıyla bir anda yere yığıldı. Boynuna isabet eden yorgun mermi neyse ki şah damarına 2 santim kala durdu. Böyle bir gittim geldim diyebilirim sana. Gözüm karardı geri geldim. İş yerinde moladaydı. Bir anda yere yığıldı kaldı. Fark etmedi ama ölümle bir anda burun buruna geldi. Ölüm onu sadece 2 santimle teğet geçti. Biri böyle sopayla vurur ya sağlam. Aynı o hissiyat abi. 18 yaşındaki Yunus Emre Yavuz çalışma arkadaşlarıyla birlikte moladaydı. Ancak keyifli muhabbetleri Yavuz'un yere yığılmasıyla kabusa döndü. Oturuyorduk abi. Biraz eğilim dedim. Eğilmemle mermim düşmesi bir oldu zaten. Zaten elime attım, baktım. Bizim abiler de yaraya baktı dedi, bu kurşun dedi. Direkt hastaneye gittik abi. Yapılan kontrollerde Yavuz'un boynuna yorgun mermi isabet ettiği ve sadece 2 santimli ölümden döndüğü belirlendi. Şah damarın 2 santim aşağısı abi. Yani biraz daha derin girseydi şu an ya felçtim ya morgdaydım abi şu an. Nereden geldiği henüz belli olmayan yorgun mermi 40 dakikalık ameliyatla Yavuz'un boynundan çıkarıldı. Ekipler de olayla ilgili soruşturma başlattı. Girdik ameliyatımıza. 40 dakika sürdü ameliyat. Çok şükür sağ şekilde çıktık abi. Türkiye haftalardır gıda skandallarını konuşuyor. Bakanlık tarafından her gün güncellenen taklit ve tahşiş listesine giren gıdaları gördükçe biz neler yiyoruz sorusunu soruyoruz hepimiz. Son olarak sucuktaki hile gözler önüne serildi. Sahtekarlar bakın sucuğun içine ne karıştırmışlar. Sucuğun içinden sizce ne çıkmış olabilir? Kıl çıktı demeyin. Yok. Artık her şeye çıkıyor, alıştık da. Dil eti. Allah bildiği gibi yapsın, ne diyelim. Artık yani güvenip de hiçbir şey alamıyoruz. Yiyemiyoruz, çocuklarımıza yediremiyoruz. Dil eti. Yenmez yani. Evet. Kesinlikle yenmez bir mi? Daha alınmaz. Yok. Sucuğun içinden dil eti çıkmış efendim.
Ne eti? Dil eti. Ben dili severim, yerim dil etini yani. Hayır, bir şeyler yeriz ocakta dil eti. Köfte, zeytinyağı, salça, pul biber, salam ve süt ürünleri derken hile sucağı da bulaştı. Tarım Orman Bakanlığı taklit ve taşiş yapan o firmaları ifşalamaya devam ediyor. Son olarak kahvaltıda, mangalda seve seve tükettiğimiz bu sucuğun içinden maalesef ki dil eti çıktı. Satılmaz ya, imkanı yok. Niçin çıkar bu sucuğun içinden dil eti? Sırf maliyet düşsün diye. Zararlı mıdır peki? Ya zarar değil ama maliyeti düşürmek için yapıyorlar bunu. Et fiyatına satıyorlar bunu, olmuyor da. Tarım ve Orman Bakanlığı taklit ve tahşiş listesini güncellemeye devam ediyor. Son olarak sucuktaki bu hile pes dedirtti. Her türlü sahtekarlığı duyan tüketici artık şaşıramaz oldu. Yeniyor değil mi kahvaltıda sucuk? Tabii ki, olursa yenir. İçinden dil eti çıktı. Dil eti. Kimden? Sucuktan. Ya. Sucuktan çıktı. Çıkar, ülkemizde her şeyden her şey çıkar. Her gıdadan her madde çıkıyor, alıştık biz buna. Sucuğun içinden dil eti çıktı efendim. Of, daha neler çıkacak onun içinden? Yandık o zaman ya, güvenemiyoruz artık. Dil eti yemek istemezdik yani. Yazıklar olsun, yazıklar olsun. Bu kış karayollarının kar mesaisi, kar küreme mesaisi erken başladı sevgili seyirciler. Kentin doğusunda kar geçit vermedi. Hakkari'de kar kalınlığı 1 metreyi aştı. Oldukça kar vardı yoğun bir şekilde. Yurdun dört bir yanından kar görüntüleri gelmeye devam ediyor. Yılın ilk rekoru Yüksekova'dan geldi. Kar kalınlığı 1 metreyi aştı. Sivas'ta hafta başından itibaren etkili olan soğuk hava kar getirdi. Koyulhisar'ın yüksek kesimleri beyaz örtüyle kaplandı. Etkili olan kar yağışı yolları kapattı. Yayladaki besiciler zor anlar yaşadı. İl Özel İdaresi'ne bağlı ekipler yaylada mahsur kalan besiciler ve 70 küçükbaş hayvan için harekete geçti, yolu açtı. Vatandaşın yolunu açtık. Yayladan indirebildin ama. Evet, göç attık, gidiyoruz. Evet. Yayla sözeni bitmişti. Evet. Mahsur kaldın yaylada. Aynen. Bu görüntülerde Van'dan, Başkale'ye bağlı 2700 rakımındaki Sualtı Mahallesi'nde de kar kalınlığı yaklaşık 20 santimetreye ulaştı. Kapanan yollar karla mücadele ekipleri tarafından açıldı. Bayburt'ta da karayolları ekiplerinin karla kaplı yollarda yoğun kar mesaisi vardı. Merkezde yazdan kalma güneşli günler yaşanırken yüksek rakımlı kesimlerde karla mücadele vardı. Ekipler sürücülerin trafikte sorun yaşamaması için gizli buzlanma ve tuzlama çalışması yaptı. İstanbul Pendik'te bir anne ve 2 yaşındaki oğlu dehşet yaşadılar. Anne ve oğlu yapımı devam eden bir inşaatın yanından geçerken beton mikserinden üzerlerine beton döküldü. Yüzü gözü harç içinde kalan talihsiz kadın firmadan şikayetçi olmaya hazırlanıyor. Gözüksün, çekin, çekin gözüksün. Tamam mı? Dava edeceğim çünkü. Çekin. Tepelerinden aşağı beton döküldü. Anne ve 2 yaşındaki oğlu kabusu yaşadı. Pes edirten olay Pendik'te kaydedildi. İnşaatın yanından geçen anne ve oğlunun üzerine bir anda beton mikserinden harç boşaldı. Neye uğradığını şaşıran talihsiz kadın böyle tepki gösterdi. Çekin gözüksün. Çekin. Çekin gözüksün. Tamam mı? Dava edeceğim çünkü. Çekin. Korkunç bir ihmal az kalsın anne ve 2 yaşındaki oğlunu hayattan koparacaktı. Neyse ki korkulan olmadı. İnşallah. Üzerine beton harcı dökülen kadının öfkesi kameralar tarafından böyle kaydedildi. Bir yandan oğlunun yüzünü temizlemeye çalışan kadın bir yandan da inşaat firmasından şikayetçi olacağını söyledi. Çekin gözüksün. Çekin. Çekin gözüksün. Tamam mı? Dava. Mega kent İstanbul'un onlarca kanayan yarası varken Haliç'te tenis kortu açmıştı Ekrem İmamoğlu, hatırlayacaksınız. O kortta ilk maçı da eşiyle karşılıklı yapmıştı. Yüzen kort diye İstanbullulara müjdelenen o alanın şimdiki halini merak ediyor musunuz? Evet.
Kent lokantası önünde bekleyen vatandaşı parasıyla bir saat tenis şovu yapmak için hazırlanan Güzel Kort'un sol durumu. Geçtiğimiz 19 Mayıs'ta eşiyle karşılıklı tenis oynamışlar, gösteri maçı yapmışlardı. O tenis kortu şimdilerde çürümeye terk edildi. Haliç'teki bu spor kompleksi, İstanbul'u toplu taşımada sürekli yolda kalırken tek eksik buymuş gibi yüzen tenis kortu sloganıyla açılmıştı. CHP'li Ekrem İmamoğlu tarafından yönetilen İstanbul hizmete hasret kaldı. O tenis kortu da şov bitince kaderine terk edildi. Kıyıya bağlandı, üstünde ne saha kaldı ne de tek bir çizgi. Üstelik bu haliyle çevre kirliliğinden başka bir şey de oluşturmadı. Haliç'te bulunan tenis kortunda eşiyle birlikte gösteri maçı yapan İmamoğlu bir daha bölgeye uğramadı. Bir günlük gösterinin ardından kort bakımsızlıktan tel tel dökülmeye başladı. Haliç'in ortasına kurulan tenis kortu 19 Mayıs Gençlik ve Spor Bayramı'nda tanıtılmıştı. Ancak tüm İstanbul gençlerinin hizmetine açılacağı söylenen kortun yerinde bugün yerler esiyor. Haliç'in ortasına konulan o tenis kortunu görenlerse şaştı kaldı. Çünkü İstanbullu gençlerin hizmetine sunulacağı söylenen o kort bakımsızlıktan çürümek üzere. Haliç tersanesinde ölüme terk edilen yüzen tenis kortu. Haliç'teki tenis kortunun son hali tepki çekti. Kıyıya bağlandı. Üzerinde ne saha kaldı ne çizgi. Üstelik Haliç'in üzerinde çirkin de bir görüntü oluşturdu. Olan da yine İstanbullunun cebine oldu. Kent lokantası önünde bekleyen vatandaşı parasıyla bir saat tenis şovu yapmak için hazırlanan yüzen kortun sol durumu. Haliç tersanesinde ölüme terk edilen yüzen tenis kortu. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın da ziyaret ettiği Türk Havacılık ve Uzay Sanayi Fuarı'na döneceğiz şimdi efendim yeniden. Ziyaretçilerin göğsünü kabartan o fuarda neler yaşandı, neler sergileniyor? Hep birlikte bir göz atalım. Kaan, Hürjet, Gökbey, Anka, Aksungur. TUSAŞ tarafından üretilen milli ve yerli savunma araçlarımız havada, karada, denizde düşmana korku salıyor. Dosta güven, düşmana korku vermeye devam edeceğiz. Onlar korksunlar. Buranın atmosferi gerçekten çok farklı. Buraya geldiğimizden itibaren bir büyülendik. Şehitler bizden sonra gözyaşlarımızı tutamadı. Yani insan içi şey yapıyor. Savunma sanayi ürünlerimizle inşallah düşmana gözdağı vereceğiz. Uluslararası Savunma Havacılık ve Uzay Sanayi Fuarı Saha Expo, Yeşilköy'deki fuar merkezinde ziyaretçi akınına uğradı. Bursa'dan geliyoruz, takip ediyoruz. Gelişerek, büyüyerek devam ediyor. Bu da bize güvence veriyor. Milli Muharip Uçak Kaan, Türk mühendisleri tarafından geliştiriliyor ve geliştirmekte olan da 5. nesil savaş uçağımız. Her türlü hava koşullarında düşmana karşı bir savaş veriyor, korku salıyor ve TUSAŞ tesislerinde de üretiliyor. Ülkemizde gurur duyuyoruz. Yapan arkadaşların hepsinin emeğine sağlık, eline sağlık. Yerli ve milli olan her şey bize gurur veriyoruz. TUSAŞ tesislerinde üretilen milli ve yerli olan savaş uçağımızdan biri de işte bu Hürjet. Ses üstü özelliklere ulaşabilen eğitim ve taarruz uçağımız ve seri üretime de hazır bir şekilde bekliyor. Fuarda Türkiye'nin milli ve özgün savunma sanayi ürünleri büyük ilgi gördü. Yerli ve milli imkanlarla üretilmiş Türkiye'nin genel maksat helikopteri T-625 Gökbey. Askeri arama kurtarma, ambulans, VIP gibi pek çok modeli üretiliyor. 6050 grama kadar yük kaldırıp 20 bin fite kadar da yükselebiliyor. Bu anlamda askeri ve emniyet güçlerimizin görevlerini eksiksiz, kusursuz bir şekilde sağlamasında çok önemli bir rol oynuyor. Teknolojinin her yere girmesiyle artık bu tarafa da ilgi yoğunlaşmış olduğu için biz de kendimizi bu bölümde geliştirmek istedik ve bugün de fuarı ziyaret edip ilgimizi çekti diyebiliriz. Baykar'ın kendi öz kaynaklarıyla ürettiği Türkiye'nin milli ve yerli ilk insansız savaş uçağı işte Kızıl Elma. Bu mühimmatları ve daha fazlasını kullanabiliyor. Yani hava savunmamız Kızıl Elma'ya emanet. Ülkemizi geliştirmek geldik, gördük, beğendik. Böyle şeylerin devamını bekliyoruz yani. Müzik
Daha önce yaşadığı sokaktakilere bela olan psikopat kediyi ekranlarınıza geçirmiştik. Bu defa hikayenin baş kahramanı sevimli ama bir o kadar öfkeli bir fare. Edirne'nin yedi bela faresi, bakın nasıl herkesin korkulu rüyası oldu. Abla burada. Gelin gelin, koşun buraya, koşun. Yaşadığı sokağa sahiplendi. Mıntıkasından geçenlere bela oldu. Kedi ve köpekler psikopat fareye bulaşmak bile istemedi. Ben uzun zamandan beri böyle bir şey görmedim. Bir tane normaldir. Yani bir hayvandır yani. Mithatpaşa mahallesini mesken tutan öfkeli fare yaşadığı sokağa sahiplendi. Farenin en büyük düşmanı da sokaktan geçenlerdi. Sokaktan geçen bu adam da farenin öfkesinden nasibini aldı. Güldüren o anlar cep telefonu kameralarına böyle yansıdı. Farenin gazabına uğrayanlar mahalleye korku saçan bu afacan için yetkililerden yardım talep ediyor. Yani yetkililerin buna bir çare bulmasını istiyoruz. Gel bak, gelen insanlarımızın üstüne saldırıyor. Dünyadan bir sürü salgın geldi geçti efendim ama bu salgın geliyor geçmiyor. Araştırmacılar en tehlikeli ve hızla yayılan salgın türünün yalnızlık olduğunu açıkladı. Ekibimiz de çıktı, yalnızlık salgınına yakalananları sokaklarda aradı. Yalnız mısınız peki? Bu kalabalıkta yalnızım. Kimini yaktı kavurdu. Biri vardı, sonra gitti. Sever gibi yaptı. Evet. Yalnızlık var. Ama ifçar da var. Oğlum yalnızım, yalnız Uğurcan Karakuş. Heh. Öyle bir parça var. Bu mu çalıyor? Aynen öyle. Kimi de yalnızlığın hayalini kurdu. Yalancı insanların dan ötürü yani. İnsanlardan yoruldunuz mu? Yoruldum. Yalnız mısınız? Ben yalnızım şu anda. Yalnızlığa düşüren şey ne? Ben yalnız değilim ya. Az önce yalnızım dediniz. Hayır, şu anda yalnızım. Dünya genelinde bir salgın gibi yayılıyor. Yalnızların sayısı her geçen gün artıyor. Yalnızım tabii ki. Neden? Allah uzak etsin herkesi beni. Sizin şalterler tutmuyor mu? Tutmuyor. Hiçbir şekilde tutmuyor. Niye? Vallahi bulamadım da aradığımı. Taliplerimi buradan bekliyorum. İnşallah buluruz. Yalnızlığı aşka çevirdik. Biz taliplerimizi bekliyoruz. Tabii ki de. Yaş kaç? Yaş 17. Ne talibi 17 yaşta? Ama talipleri beklemek zorundayım. Yalnızlık var, evet. Genelde var yani. Ben söylüyorum, yalnızlık. Arkada İbrahim Tatlıses'ten o eski günlerden eser yok, şimdi çalıyor. Benim kafada çalıyor şu an değil mi? Çalıyor mu? Başladı şu an, evet. Yalnızım dostlarım, yalnızım ya. O eski halimden eser yok şimdi. Izdırap içimde yorgunum şimdi. Tutun kollarımdan düşerim şimdi. Yalnızım dostlarım, yalnızım şimdi. Hayır değilim, eşim var. Genel olarak anlıyor mu sizi? Bana bakıyorsunuz. Yemin ederim ki yalnızım. Biri vardı, sonra gitti. Sever gibi yaptı. Evet. Lan beni mi yapıyorsun? Hayır, bilmiyor muydun? Yok, kimmiş? Bilmiyorum artık. Beni adamdan saymıyorsa keyfi bilir. Ben biraz ketum biriyim, her şeyi söylemiyorum herkese, o yüzden. Söylememeye devam et böyle, ben de sana söylemeyeceğim. Ailem uzakta, yeni üniversiteye başladım. Ve yeni arkadaşlar ediniyorum. Şimdilik yalnız çekiyorum. Yalnızım